good morning welcome to apple park good morning welcome to the apple park delta welcome to izmir park Dostlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ekim ayı geldi. Ekim ayının sonlarında malumunuz bir Apple etkinliği daha olacak. Geçen sene 30 Ekim'de olmuştu. 30 Ekim pazartesi günü olmuştu. Bu sene 28 Ekim pazartesi günü olması bekleniyor. Henüz davetiyeler gönderilmedi ama bu Apple'ın Ekim ayındaki önemli etkinliğinden neler bekliyoruz onlara bir bakacağız. Neden önemli? Çünkü iPhone 16 etkinliğindeki tanıtılanlar, iPhone 16'lar, 16 Plus, Pro, Pro Max'ler onlar beklendiği gibi ilgi görmedi. Zaten iPhone satışlarında da geçen seneki satışlar oranla bir %12'lik, %15 seviyelerinde bir düşme de var aynı döneme oranla. Şimdi Ekim ayı Apple etkinliğinde neler bekliyoruz onlara bir bakalım. Bu ayın başlarında yayınlanan Power On bülteninde biliyorsunuz Bloomberg'de Mark Gurman var. Kendisi Apple'dan oldukça iyi bilgi sızdırabiliyor. Apple'ın bu yıl Ekim ayında güncellenmiş bir iPad mini de dahil olmak üzere yeni iPad'leri ve M4 serisi çiplere sahip ilk Mac'leri duyurmak için bir etkinlik düzenleyeceğini söyledi. Bu arada henüz etkinlikle ilgili herhangi bir davetiye, herhangi bir bildiri gelmedi. Tamamen söylentiler. Geçen sene 30 Ekim'de 30 Ekim pazartesi günü olduğu için bu sene de sanırım 28 Ekim pazartesi günü falan olacak diye bekliyoruz. Şimdi öncelikle MacBook Pro'lardan başlayalım. MacBook Pro'lar M4 işlemciler gelmesi büyük ihtimal. Bu etkinlikte tanıtılacak olan Pro cihazlar için özellikle M4 işlemcilerin tanıtılması büyük beklentiler arasında. Bu yıl dizüstü bilgisayarlar için herhangi bir tasarım değişikliği, tasarım yenilemesi beklentisi yok. Sadece OLED ekran ve daha ince tasarım gibi iyileştirmeler söylentileri var. Onların da Seneye de değil 2026 yılında yapılması bekleniyor. Hatta hatta ne kadar sizin ilginizi çeker, ne kadar doğru gelir size bilmiyorum ama dokunmatik ekranlı MacBook Pro'lardan falan bahsediliyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Dokunmatik ekran MacBook Pro'lar gelirse alır mısınız, almaz mısınız? Bunları da lütfen aşağıya yorum olarak yazın diyorum. 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'yu en son 2021'de tasarımları yenilenmişti şimdi M3, M3 Pro ve M3 Max çiplerine sahip son modellerde geçen sene tanıtılmıştı. Bu sene M4 işlemcili yeni MacBook Pro'lar 14 inç ve 16 inçler duyurulacak büyük ihtimalle. İkinci olarak duyurulacak cihazlar arasında iMac'ler var. iMac'lerde de yine M4 işlemcilerin gelmesi bekleniyor. Haberlere göre yine Ekim etkinliğinde iMac'de bir çiple güncellemeyi planlıyor Apple. Masaüstü bilgisayar için herhangi bir tasarım değişikliği beklenmiyor. Tasarım olarak yine aynı kalacak ama M4 işlemcilerle güncellenmesi bekleniyor. Bu arada 24 inç şu anki güncel ekran boyutu 24 inçle devam edilecek. Tabi bu noktada akıllara Lightning kullanan bu iMac'lerin aksesuarları nedir? Klavyedir, mouse'tur, trackpad'tir onlar biliyorsunuz hala Lightning kablolu şarj olacak şekilde satılıyor. Onlarda da bir güncelleme olması büyük ihtimal. Ee, ama olacak mı olmayacak mı onu da göreceğiz. Yani ikinci değişenler, daha doğrusu ikinci gelecek, ikinci duyurulacak cihazlar M4 işlemcili iMac'ler. Evet diğer beklentilerden bir tanesi de Mac Mini, M4 işlemcili Apple'ın en küçük bilgisayarı Apple TV kadar da küçük olması bekleniyor. 5 tane de USB-C gelmesi bekleniyor. Şimdi Mac Mini tarafında beklentiler ki M4, M4 Pro çipleriyle güncellenmesi yönünde. Bu işlemci güncellemesiyle şu anda M2 Max ve M2 Ultra çipleriyle satılan Mac Studio gibi profesyonel bir cihazla nasıl mücadele edeceğini de görmek ilginç olacak. Şimdi bu Mac Mini dediğimiz cihaz biliyorsunuz masaüstü bir ekrana bağlanan masaüstü bilgisayar di diyebiliriz. Apple TV kadar küçük olacak şekilde yeniden tasarlanacağı ve Apple'ın yaptığı tarihteki yaptığı en küçük bilgisayar olacağı söyleniyor. Bu arada Mac Mini de görünüşe göre USB A bağlantı noktaları olmayacak artık onlar tamamen kalkacak. Bunun yerine bilgisayarın ön yüzünde 2, arka tarafında 3 olmak üzere 5 tane USB C bağlantı noktasının bulunması bekleniyor. Şimdi bu USB yerleşimleri de Mac Studio'da şu anda o şekilde. Oradan da bir tanıdık gelme durumu var. Elbette şu anki mevcut Mac Studio bilgisayardan çok çok daha küçük bir tasarımla yeni Mac Mini'nin gelmesini bekliyoruz. Bu arada Mac Mini 2010'dan bu yana ilk büyük yeniden tasarım olacak. Şu anda satılan Mac Mini'lerin 28 bin liradan başladığını da söylemiş olalım. Evde monitörü ve çevre aksesuarları olanlar için ve Mac kullanmak isteyenler için hala en uygun seçenek. Gelelim iPad'ler tarafına. iPad tarafında da çok ciddi beklentiler var. Özellikle iPad mini tarafında. iPad mini'ye geleceğim ama hemen öncesinde iPad 11 beklentisi de var. iPad 11 bayağıdır yine güncellenmeyen ve en çok alınan, en çok satılan iPad'lerden biri. Daha doğrusu iPad 10. Onun yani bildiğimiz klasik iPad 10. nesli var şu an. iPad 11'in gelmesi bekleniyor. Ama son haberlere göre onların ekranlarıyla ilgili sevkiyatlardaki gecikmeden dolayı onların belki duyurulması veya sipariş edilmesi biraz daha ileri bir tarihte olabilir. Ama gelelim uzun zamandır güncellenmeyen iPad Minilere. iPad Mini'nin son değişimi Eylül 2021 yılında olmuştu. Üzerinden 3 yıl geçti ve herhangi bir güncelleme almadı. Şimdi haberlere göre etkinlikte 7. nesil bir iPad Mini'nin tanıtılması bekleniyor. Tabii ki Pro modeller gibi M4 çipli bir yenileme olmasını ben düşük ihtimal görüyorum ama hiç de belli olmaz ne yapacakları. Tabii ki önceki modele göre daha hızlı bir çip, daha yükseltilmiş ön ve arka kamera falan filan olacaktır. ona bir şey demiyorum. Hatta ön kamerada geniş açı desteği ve takip özelliği falan da olacağı söyleniyor ama bunları göreceğiz. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteğiyle birlikte geleceği söyleniyor. Tabii ki renkler olacaktır. Şu anki iPhone 16'lardaki canlı renkler, o mavi, tam mavi, yeşil, tam yeşil olan renkler iPad mini'lere de gelebilir aynı renkler. Tabii bir ihtimalle yapay zeka, Apple Intelligence özelliklerinin gelmesi beklendiği için daha doğrusu gelmesi düşünülürse 2024 yılının sonunda, 2025 yılında yeni bir iPad tanıtıyorsun ve buna da AI özellikleri, yapay zeka özellikleri, Apple Intelligence her neyse dedikleri özellikler gelmemesi gibi bir durum düşünülemez. Dolayısıyla A18 veya A18 Pro çiple de gelebilir. A18 sanki daha olası gibi geliyor benim düşünceme göre. Şimdi burada Apple'ın tedarik zinciri analisti var. Ming-Chi Kuo diye bir arkadaş. Bir sonraki iPad mini'nin yine 2024'ün ikinci yarısında diye böyle daha önceden haberler vermişti. Seri üretime gireceği konusunda söylemişti. Yani cihazın Ekim ayında tanıtılması çok yüksek bir ihtimal. mevcut iPad Mini Eylül 2021'de piyasaya sürmüştü şu anki mevcut olanı. O zamanki yeni özellikler arasında 8.3 inçlik büyümüş bir ekran, USB-C bağlantı noktası ve Touch ID'li güç düğmesi, A15 Bionic çip gibi işte ücretsel modellerde 5G desteği gibi bazı yeni güzel özellikler vardı. Apple Pencil ikinci nesil Apple Apple kalemiyle de uyumlu olarak gelmişti vesaire vesaire. Şimdi bu yeni özellikler, yeni beklentiler neler olacak bunu da Ekim ayında görürüz ama en büyük beklentiler iPad mini yönünde. iPad mini bence iPhone 12 ve 13 mini gibi değeri kıymeti anlaşılamamış ürünlerden biri olarak görüyorum. Yani biraz alıp kullandığınız zaman ne kadar bomba cihazlar olduğunu daha doğrusu ee, ne kadar çok işinize yarayabileceğini, o pratikliği, o küçüklüğü, o portatifliği, ne kadar iyi olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Lütfen iPad şey, iPad Mini'lere bir şans verin diyorum. Son olarak Apple TV ve Studio ve e, Studio Pro ekranlar var. Studio Pro Display ekranlar var. Biliyorsunuz ya böyle 90 bin liraya, 190 bin liraya, 200 bin liraya satılan fiyatlarla hala onlarda da 120 Hz olmayan şu modeller e, ekranlar. Stüdyo ekranlar. Onlarla ilgili bir güncelleme haberleri e, konuşulsa da şu an için 120 Hz gelmeyeceği için onlar da bir güncelleme yapılacağını beklemiyoruz. Şimdi eğer beklentiler karşılanırsa Apple'ın bu seneki açık ara en iyi tanıtımı olacağını söylemek yanlış olmaz. M4 işlemciler, yeni MacBook Pro'lar, yeni iMac ve yeni iMac mini, yeni iPad ve yeni iPad mini ile beraber çok bomba bir etkinlik olabilir olsun çünkü... Artık heyecan heyecan kalmadı biliyorsunuz. iPhone 16'ların hayal kırıklığı daha devam ediyor. Kimine göre iyiydi, kimine göre kötüydü ama genel anlamda şöyle bir baktığımda iPhone 16 ve 16 Pro'lar beklendiği gibi çıkmadı. Özellikle kamera düğmesinde hala çok ciddi eleştiriler var. Onu da söylemiş olayım. Benim için bu etkinlikte en önemli gelişme olarak da iPad Mini'nin güzel bir şekilde güncellenmesi, biraz daha güçlenerek güncellenmesi olacaktır. Neyse, Apple'dan beklentiler gittikçe artıyor. Buna rağmen hayal kırıklıkları da olabiliyor. Ekim ayında artık bir atılım yapsın. O heyecanları geri getirsin diyelim. Ve Ekim ayındaki etkinlikten hemen öncesinde veya hemen sonrasında yine sizlerle beraber oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olursanız çok memnun olurum. Bir de beğenirseniz harika olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.